Belçika'daki vergi sistemi biliyorsunuz 92'den beri bir reform yaşamadı. Yani arada kaç yıl geçmiş? 30 yıl geçmiş. Hala bir vergi reformu yapılmadı. O yönden kimi takviyeler yapıldı tabii ama onun yanında genel bir reform yapılmadı. Ve bundan haberleri biraz tararsanız 20 yıl önceki vaatler bugün aynı vaatler yine geliyor kimi partiler tarafından. Fakat sadece isim değiştiriyorlar yani. Sistemin isimlerini değiştiriyor, aynı vaatleri veriyorlar ama sonuçta 20 yılda zaten bir şey değişmemiş. Halbuki yani değiştirecek şeyler çok basit şeyler. Sadece devletin var ya, normal toplumuna var ya bu jesti yapması gerekiyor. Eskiden bir düşünceme vardı. İşte para nereye gidiyor? Ama artık nereye gittiği belli. İnsanlar devletin içinde bırakıyor bu parayı. Başka yere götürme zaten şansımız kalmadı. Her yer kontrol altında. Ondan ne kadar burada vergiyi düşürebilirsek öylece hem alış gücümüz yükselir, hem şirketler daha çok istihdam yaratabilir ve de siz de bugün alışveriş yaptığınızda o kadar düşünme ihtiyacı duymazsınız. Burada detaya çok girmiyorum çünkü çok teknik detaylar olabilir. Ama bence yani şu anda belki 12 bin euroya kadar vergi ödemiyorsunuz. Ama bu 12 bin değil de en az 25 bine çıkmasını istiyorum. Ve bunun için çalışacağım. Neden böyle diyorum? Çünkü bugün asgari ücret 20 ile 25 bin arası yıllık bir aile için. En azından bir asgari ücretinin vergilendirilmesi gerektiğini düşündüğüm için. Bugün asgari ücreti Belçika'da 1500 euro civarında. Yani yıllık 18 bin ile 20 bin arası. Neden bir asgari ücretini devlet vergilendiriyor? Bence çok mantıksız olduğunu düşünüyorum ve de bunun kaldırılmasını düşünüyorum. O nedenden 25 bin ile 30 bin arasına kadar hiçbir vergi ödenmemesinden taraftarım.